Merhaba sevgili Siyerhal Türk dinleyicileri. Yeni bir haftada tekrar birlikteyiz. Ben Mehmet Emre Öztürk. Yine bugün de her hafta olduğu gibi akademik çevrelerde ve dünya basınında konuşulan son gelişmeleri sizinle birlikte paylaşıyor olacağız. Bu haftada dünya basınını ve akademik çevrelerini meşgul eden bir önemli konu vardı. O da Şincin Özel Ekonomik Bölgesi'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü. Peki Şincin Özel Ekonomik Bölgesi neden bu kadar önemliydi? Aslında şehir kuruluşundan bu yana Çin'in reformlarına ve dışı açılımına öncülük etmiş durumda. Geçmişte küçük bir balıkçı kasabası olan Şincin'in bugün 13 milyonluk gelişmiş ve zengin bir şehre dönüştüğü biliniyor. Doğal olarak konuyla ilgili birçok akademik bakış açısı söz konusuydu. Olayın akademik bakış açılarına geçmeden önce biraz Şincin'i tanımakta fayda var. Sizler için Şincin hakkında bazı bilgiler hazırladık. Şincin kentinin küçük bir balıkçı kasabasından teknoloji kentine dönüştüğü tüm süreçte hakim olan tek şey inovasyondu. Yani şehrin gelişme genlerine baktığımız zaman en önemli etkenin inovasyon olduğunu görüyoruz. Şincin geçen 40 yıl içinde dünya ekonomisiyle büyük bir kaynaşma gösterdi. Bu da küresel ekonomiye çok büyük hizmetlerde bulundu. Günümüzde Şincin'de Ar-Ge merkezleri kurmak, sayısı her geçen gün artan çok uluslu şirketlerin ilk tercihi haline gelmiş durumda. Bunların en başında Airbus Boston Danışmanlık Şirketi grubu geliyor ki Airbus şirketinin eski CEO'su Tom Enders basına verdiği bir demeçte Şincin'i Çin'in Silikon Vadisi olarak nitelendiriyor. Peki neden Şincin? 1978'in Aralık ayında reform ve dışı açılma politikasının duyurulmasının üzerinden 7 ay gibi kısa bir süreç geçtikten sonra Ağustos 1979'da özel bölgeler oluşturulmuştu. Bu dönemde Şincin ülkenin ilk özel ekonomik bölgesi olarak belirlendi. Peki Şincin tercihinin sebepleri neydi? Deng Xiaoping ve reformcu kadrolar burada nasıl bir potansiyel görmüştü? Öncelikle bir kıyı bölgesi olarak Guangdong eyaletinin uluslararası ticaret ve kalkınma için avantajlı bir coğrafi konumu söz konusuydu. Bölge Çin'in dünyaya açılan bir penceresi gibiydi. Dinamik ve girişimci bir nüfusu söz konusuydu ki 1979 yılında Çin'in ihraç ettiği malların %12'si Guangdong'da üretiliyordu. 1980'lerin sonunda ihracat arttıkça her yıl ihraç edilen malların neredeyse üçte biri Guangdong'dan çıkmaya başladı. Hong Kong'a olan yakınlık ise reform sürecinin bu bölgeden başlatılmasının başlıca sebeplerinden bir tanesi olarak söylenebilir. 1979 ve 1995 yılları arasında Çin'e yapılan doğrudan yatırımların yaklaşık üçte ikisi Hong Kong üzerinden gelmişti. Ayrıca Hong Kong ve Tayvan aynı kültürel ve tarihsel arka plana sahip olan halkların başarılı ekonomik performanslarından da faydalanabilecek bir potansiyele sahipti. Güneydoğu Asya'ya göç etmiş Çinlilerin çoğu Guangdong ve Fujian eyaletlerinden geliyordu. Bu göçmenler bölgeye olan bağlarını koruyordu. Guangdong'da başlatılacak ekonomik bir başlangıç paketine gözlerini kırpmadan yatırım yapabilecek cesarete sahiplerdi. Batı'daki son gelişmeler konusunda son derece bilgili olan ve ana karayla aynı dil ve kültürü paylaşan girişimcilerle dolu bir bölge adeta bir hazine sandığı haline dönüşecekti. Geçtiğimiz günlerde yıl dönümü kutlamalar için bölgeye ziyaret gerçekleştiren Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Şincin'in reform ve dışı açılma politikasının hayata geçirilmesinden sonra Çin Komünist Partisi ve halkın ortak çabalarıyla inşa edilen yepyeni bir kentin Çin'e özgü sosyalizmin muhteşem bir tablosu olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Xi, Şincin'deki yöneticiler ve halk aklı başında çalışarak bazı yabancı metropollerin 100 yılda sarf ettiği yolu 40 yıl içinde tamamladı. Bu Çin halkının yarattığı bir mucizedir ifadelerine yer verdi. Evet, Şincin'le ilgili çok fazla konuşulacak konu var ve öne çıkan başlıkları sizler için hazırladık. Şimdi onlara değinmeden önce kısa bir müzik aramız var. Şincin'in gelişiminden bahsetmiştik. Hikayesi gayet etkileyiciydi. Şimdi Şincin'in süreç içinde bazı öne çıkan başlıkları var. Bunları ele alacağız. Şincin sürdürülebilir kalkınma kapasitesi de geçen yıllarda artan bir potansiyel gösterdi. Örneğin 1979'da hiçbir teknoloji endüstrisine ev sahipliği yapmayan Şincin'de artık patent başvurusu ülke ortalamasının neredeyse 10 kat üzerine çıkmış durumda. 2017 yılında şehrin yüksek teknoloji endüstrisinin üretim değeri 2 trilyon yuanın üzerine çıktı. Şincin'de enerji tüketimi ülke ortalamasının 3'te 1 civarındayken su tüketimi ise ülke ortalamasından yaklaşık daha az seviyelerde seyrediyor. Bu durum kentin ne derece yüksek teknoloji endüstrisiyle bütünleşmiş olduğunun da kanıtı niteliğinde. Şincin reform ve açılış sürecinde birçok ilke imza attı. Şeiko Sanayi Bölgesi reform ve açılışın ilk pilot bölgesi olmuştu. Şincin özel ekonomik bölgesi ise sadece Çin için değil dünya içinde önemli bir örnek teşkil etmişti.
Zira burada sosyalist piyasa ekonomisinin yenilikçi bir ruh ile birleştiği zaman nasıl bir başarı sergileyeceği gözler önüne serilmişti. Shenzhen aynı zamanda teknolojinin de merkezi konumunda. Bir yüksek teknoloji ve finans merkezi olabilmek için ekonomik yapısını kendi avantajlarına göre dönüştürmek gerekliliğini fark eden ilk şehirler arasında. Elektronik ve iletişim teknolojisini hızlandırmak için bölge genelinde önlemler alınmıştı. Çabaların neticesinde Huawei, Tencent ve DJI gibi teknolojinin yeni potansiyel liderleri ortaya çıktı. Shenzhen bölgedeki araştırma ve geliştirme yani Ar-Ge yönetiminin neredeyse %90'ına ev sahipliği yapıyor ve finanse ediyor. Bunun yanında ise araştırmacılara büyük olanaklar sağlıyor. Shenzhen aralıksız reform ve inovasyonlar sayesinde dünyanın fabrikası statüsünden yüksek teknolojideki inovasyon merkezine dönüşmüş durumda. Tüm bu başarılara rağmen Shenzhen reform ve dışa açılmayı daha yüksek seviyelere taşıyarak diğer Çin şehirleri için örnek teşkil etmeli. Bunun için en önemli adımlardan birisi yüksek kaliteli gelişim ile sosyalist pazar ekonomisini gelişimini sağlamak. Keşifler ve atılımlar Shenzhen'ı güçlü, enerjik ve yenilikçi bir uluslararası metropol haline getiriyor. Shenzhen artık Guangdong, Hong Kong, Macao, Büyük Körfez bölgesi, pilot bölgesini Çin'e özgü özellikleriyle inşa etme sorumluluğunu üstlenmiş durumda. Shenzhen bugün rekabet gücünün yenilikçi kapasitesini ise artırma yoluna gidiyor. Evet, Deng Xiaoping'le birlikte başlayan reform ve dışa açılma sürecinde önemli yer kaplayan özel ekonomik bölgelerin en başında şüphesiz Shenzhen geliyor. Shenzhen görüldüğü gibi çok büyük başarıları imza atmış durumda. Bugün dünyanın yeni Silikon Vadisi olarak adlandırılıyor ki şu anda herkesin elinde bulunan teknolojik bir parçanın Shenzhen ile yakın temas söz konusu. Yani inovasyon ve Ar-Ge'ler sayesinde birçok teknoloji markasının altyapıları ve üretim tedariklerinin bir parçası Shenzhen'da gerçekleştiriliyor. Shenzhen'la ilgili Türkiye'deki akademisyenlerin de önemli saptamaları söz konusu. Bunların başında Profesör Doktor Selçuk Çolakoğlu'nun CRI Türk'e verdiği bazı demeçler var. Bu değerlendirmelere geçmeden önce kısa bir müzik aramız var. Sonra kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Evet sevgili CRI Türk dinleyicileri, ben Mehmet Emre Öztürk, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Shenzhen Özel Ekonomik Bölgesi'nin kuruluşunun 40. yıl dönümünden bahsetmiştik. Özel ekonomik bölgenin resmi olarak kurulmasından bu yana Çin'in reformlarına ve dışa açılmasına öncülük ettiğinin de altını çizmiştik. Shenzhen'la ilgili farklı yorumlar söz konusu, göze çarpanlar var. Örneğin The Economist dergisindeki bir makalede dünya genelindeki 4000 özel ekonomik bölge arasında en başarılısının Shenzhen olduğu, Shenzhen'da bir mucize yaratıldığının altı çiziliyor. Konuyla ilgili Türkiye'deki akademisyenlerin de çok çarpıcı yorumlarının olduğunu söylemiştik. Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Doktor Selçuk Çolakoğlu, Çin'in kalkınma ve modernleşmesine bakıldığında özellikle son 40 yıllık süreçte bunun somut örneklerinden birisinin de Shenzhen olduğunu söylüyor. Çolakoğlu, Shenzhen Huawei başta olmak üzere Çin'in pek çok yüksek bilişim şirketinin merkezi. Dolayısıyla Çin'in yapılanması için de Shenzhen bir model olarak Çin kalkınmasının hangi yöne doğru evrileceğini de bizlere gösteriyor. Çin'in son yıllarda emek yoğun üretimden inovasyon, bilişim ve katma değeri yüksek teknolojiyi üretime dönüştürme hamlesi vardı. Bu hamlesinin Shenzhen üzerinden tüm Çin'e yayılacağını söyleyebiliriz. Çin aşama aşama her 5 yıllık ve 10 yıllık hedefini gerçekleştiriyor. Çin modernleşmesine baktığımızda başarılı bir model ortaya konulduğunu da görebiliyoruz. Hemen Hong Kong'un yanı başında olan ve dünyaya bir örnek olarak sunulan Shenzhen aynı zamanda Çin'in yeni yüzü olarak bundan sonra da kendi misyonunu temsil etmeye devam edecek. İfadelerine yer veriyor Profesör Doktor Selçuk Çolakoğlu. Çolakoğlu, Çin'in kalkınma politikaları incelendiğinde diğer gelişmiş ülkelere benzer adımlar attığını da dile getirdi. Çin'in gelişmiş teknolojiler alanında ilerlemek istediğinin de altını çizen Çolakoğlu, bilişim ve yapay zeka gibi alanlarda dünya genelinde büyük bir rekabet ve kar var. Çin de bunu düşünerek bu alanda var olmak istiyor. Çin Komünist Partisi toplantılarında ve ekonomik programlarında olsun bu kalkınma modelinin benimsendiği açıkça görülebiliyor. Özellikle Shenzhen Özel Ekonomik Bölgesi'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü vesilesiyle Çin hükümetinin yeni bir kalkınma modeli açıkladığını da söyleyebiliriz. Çin artık kalkınmakta olan bir ülke olmaktan çıkıp kalkınmış, yüksek teknolojiye ve katma değere sahip bir ülke konumunda. Dolayısıyla Shenzhen modeli bize birçok gerçeği göstermiş durumda, diyor Profesör Doktor Selçuk Çolakoğlu. Aslında bakarsak Shenzhen geçen yılın Ağustos ayında yeni bir görev daha üstlenmişti. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi
Şıncın'ı Çin'e özgü sosyalizmin inşasında pilot bölge olarak belirlemişti. Bir başka ifadeyle Şıncın sosyalist gelişme konusunda öncü olmakla beraber diğer kentlere örnek teşkil edecek. Yani Çin Komünist Partisi, Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi geçen hafta Çin'e özgü sosyalizmde pilot bölge olarak Şıncın'ın gelecek 5 yılda hayata geçireceği pilot reformlar planını yayınladı. 2020-2025 dönemini kapsayan plana göre Şıncın'a bazı kritik alanlarda reform özerkliği tanındı. Peki bu hangi alanları kapsıyor? Bunlara da bakacak olursak bunların en başında piyasa odaklı reformlarda iş ortamı ve hukuk sistemlerinin geliştirilmesi geliyor. Ardından yüksek düzeyli açık ekonomi inşası, ekolojik ortamın iyileştirilmesi, halk yaşam seviyesini yükseltmek için gereken hizmetlerin sağlanması ve kurumsal bazı bariyerlerin, bürokrasilerin yıkılmasını içeren yenilikler geliyor. Söz konusu planda yabancıları teşvik edici önlemler de yer alıyor. Buna göre artık yabancı nitelikli elemanların Çin'de uzun süreli oturmalarına da izin verilecek. Tabii bunlardan hemen önce bu kişilerin bazı uzmanlık sınavlarına katılmasının da önü açılacak ve bu bir koşul olarak sağlanacak. Bu da ilerleyen süreçte Şıncın'da var olan reform ve dışa açılmanın giderek daha fazla artacağının bir göstergesi. Evet, kısa bir müzik aramız var, sonra kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Evet sevgili Siyara Türk dinleyicileri, birlikteliğimiz kaldığımız yerden devam ediyor. Ben Mehmet Emre Öztürk. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken akademik bakış açılarına yer vermeye devam edeceğiz. Bir önceki bölümde Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Doktor Selçuk Çolakoğlu'nun önemli görüşlerine yer vermiştik. Sıradaki akademik bakış açısı ise NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi öğretim üyesi olan Doçent Doktor Kerem Gökten'e ait. Kerem Gökten 1980 yılında Güneydoğu Çin'de 4 ekonomik bölge oluşturulduğunun altını çizerek şöyle devam ediyor. Serbest piyasa ekonomisinin yeşereceği bir laboratuvar olarak kurgulandı Şıncın. Vergi ve yatırım teşvikleri uygulandı. Bu bölgeler dolaysız olarak yabancı yatırımcılara açıldı. Yerel hükümetlerin otonomisi yükseltildi ve merkez onayları karar alma sürecinden ayrı tutuldu. Bu süreç tutmaya başladığında 1984'te 14 başka kıyı kenti de uluslararası yatırıma ve dış ticarete açılmış oldu. Şıncın'ın bulunduğu Guangdong eyaleti de bu önemli özel ekonomik bölgelerin başında geliyor diyor Doçent Doktor Kerem Gökten. 40 yıl önce bir balıkçı kasabası olan Şıncın bugün başka bir noktada, açıklamasını yapan Doçent Doktor Kerem Gökten sözlerine şöyle devam ediyor. Son dönemde Çin'in küresel güç olması için finans alanında adımlar atmalı görüşü söz konusu. Doğrudan yabancı yatırımlar üzerinde sektörel kısıtlamaları azaltma yaklaşımı da Çin'de şu anda hakim. Öyle görünüyor ki Çin Komünist Partisi liderliği de bu görüşü paylaşıyor ve Şıncın'ın bu süreçte öne çıkmasını planlıyor. Şıncın 2020-2025 dönemi için reform pilot bölgesi olarak kurgulandı. Neler olacak? Gittikçe büyüyen bu kent yerli nitelikli işletmelerin yurt dışında halka açılmasını tetikleyecek. Finansal yabancı yatırımların da önü açılmış olacak. İleri teknoloji alanında yabancı sermayenin tabi olduğu prosedürlerin gevşetilmesi muhtemel gözüküyor. İfadelerine yer veriyor Kerem Gökten. Evet sevgili CRI Türk dinleyicileri, görüldüğü gibi akademik çevrelerde, ekonomik çevrelerde olduğu gibi Şıncın'ın gelecekte ekonomiye nasıl yön vereceği konusunda birçok soru işareti taşıyor. Tabii ki bunun birçok nedeni var. Özellikle güncel konulara iyi bakmak lazım burada. Bunun en başında COVID-19 pandemisinin dünya ekonomisi üzerinde yarattığı bazı olumsuz etkiler söz konusu. Şu anda dünyadaki tüm ekonomiler tekrar canlanmayı planlarken nasıl bir süreçten geçeceklerinin ise planlarını oluşturuyorlar. Son zamanlarda akademik çevrelerden ziyade ekonomi ve politika mecralarında da konuşulan bazı ekonomik modeller var. Bunların en başında sosyalizme özgü bazı politikaların ekonomiyi tekrar canlandırabileceği konuşuluyor. Bunların tabii ki en başında örnek model ise Çin modeli olarak veriliyor. Sonuçta piyasadaki bazı sermayenin arz ile olan dengesinin devlet tarafından kontrol edilmesi, sürdürülebilir ekonomi programlarının daha iyi yol almasını sağlıyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin dışa açılım reformlarıyla birlikte 71 yıllık bir süreçte dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline gelmesi kesinlikle bir tesadüf değil. Reform ve dışa açılma süreci başladığından beri 5 ve 10 yıllık kalkınma planlarının madde madde ve gündem gündem yerine getirilmesi bu ekonomik başarının en büyük sırrı. Yani kısacası yönetimin almış olduğu bazı inisiyatifler ve disiplinize bir çalışma düzeni
her şeyin en iyi şekilde ilerlemesinin de önünü açtı. Tabii ki Shenzhen bu başarının tek hikayesi değil, Çin'in birçok başarı hikayesi var. Son yıllara damgasını vuracak diğer bir başarı hikayesiyle Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifi olarak gözüküyor. Kuşak ve Yol inisiyatifi, diğer adıyla Yeni İpek Yolu projesi, aslında Shenzhen'da yaşanan gelişmelerin tüm dünyaya yayılmasına da bir öncülük taşıyacak hareket olarak değerlendirilebilir. Kuşak ve Yol projesi sayesinde Çin'de yaşanan ekonomik gelişimlerin bir şekilde ticari yollarla diğer ülkelere kaydırılması da söz konusu olacak. Yaşanan tüm bu gelişmeler şu anda gelişmekte olan birçok dünya kentinin yeni bir Shenzhen olma yolunun da önünü açmış olacak. Bunun en başarılı örneğini biz Covid-19 pandemisindeki hızlı ekonomik toparlanma örneklerinde gördük. ASEAN ülkeleri ve Doğu Asya'ya doğru kaydığımızda kuşak ve yol üzerindeki ülkelerin diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha hızlı bir toparlanma gösterdiği kayıtlara geçmiş durumda. Bunun altında yatan sebep ise kuşak ve yol inisiyatifi üzerinde bulunan tüm ülkelerin koordinasyon içinde sürdürülebilir ekonomik programlarına uyum göstermesi. Evet sevgili CRI Türk dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.